Bu hafta inceleyeceğimiz film, İstanbul Radyo Evi'nin inşaatından görüntüler barındırıyor. 7 dakika 24 saniye uzunluğundaki bu kayıtlara yazılı ya da sesli herhangi bir açıklama eklenmemiş. Fakat inşaatın belli aşamaları kronolojik olarak takip edilebiliyor. İlk görüntülerde yapının birkaç kat yükseldiği, çatısının henüz kapanmadığı göze çarpıyor. Kamera, işçilere odaklanarak hummalı bir faaliyetin devam ettiğini gösteriyor. Kıyafetlerine bakılırsa, işçilerin dışında işveren ya da müteahhit de çekimler sırasında hazır bulunmuş. İnşaat manzaraları yaklaşık olarak 1,5 dakika sürüyor. Elimizdeki kaydın son 40 saniyesinde bina tamamlanmış haliyle kadrajda. Bu iki aşamanın arasında kalan görüntülerde göz alabildiğine uzanan boş bir arazideki bir takım yapılar sergileniyor. Bunlar İstanbul Radyo Evi ile aynı zamanda inşa edilen Ümraniye Verici İstasyonu'na ait olmalı. 5. dakikada ise Rumeli Hisarı'nda kablo döşeyen işçiler kadraja giriyor. İş sahibi de yine işçilerin başında kamera karşısında. Gördüklerimiz büyük ihtimalle deniz altından geçerek Ümraniye'deki verici istasyonuyla Harbiye'deki stüdyoları birbirine bağlayacak olan kablolar. Bu işlem tamamlandığında İstanbul Radyosu yayına başlayabilecek. Mekanlar ve ana tema anlaşıldığına göre sıra çekimlerin tarihini tespit etmeye geldi. İstanbul Radyo Evi'nin temeli 11 Kasım 1945'te atıldı. Radyo 1949'da faaliyete geçti. Seyretmekte olduğumuz görüntüler bu 4 yıl içinde farklı tarihlerde çekilmiş olmalı. Binanın tamamlanmaya yakın halini 5 Mart 1947 tarihli gazetelerde görüyoruz. Görüntülerde ise çatı henüz kapanmamış durumda. Kesin bir tarih vermek mümkün değilse de inşaat halindeki bina sahnelerinin 1947 başında çekilmiş olması makul görünüyor. Kablo döşeme işi ise gazetelere göre Kasım 1948'de başladı. Radyo bu tarihten bir yıl sonra 1949'da faaliyete geçti. Radyo evinin açılması yerli radyonun tarihinde uzun bir dönemin sonu anlamına geliyordu. Türkiye'de düzenli yayınlar 1927'de İstanbul'da başladı. Ankara Radyosu ise bir süre sonra hizmete girdi. Fakat o hep devam ederken İstanbul Radyosu 1938'de tatil edildi. 1943'te kısa süren bir deneme yayını girişimi dışında 1949'a kadar sessiz kaldı. Radyo evinin yapımına bu sırada başlandı ve inşaat başta 1-2 yıl öngörülürken yaklaşık 4 yıl sürdü. Bütün bu süre boyunca Türkiye Ankara Radyosu yayınlarını dinledi. Acaba bu gelişmelerin sebepleri nelerdi? İstanbul Radyosu neden bu kadar uzun süre suskun kaldı? İnşaat neden beklenenden uzun sürdü? Bu filmler bu gelişmelerin hangi aşamalarından izler barındırıyor? Elektromanyetik dalgalarla işleyen telsiz telgraf, dünyada 19. yüzyıl sonunda kullanıma girdi.
Osmanlı topraklarında da 1910 yılından önce Afrika'da Derne, Antalya'da Gelemiş, Alaçatı, Varna gibi bazı yerlerde telsiz telgraf istasyonları kurulmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın başında 1914'te Almanlar tarafından İstanbul'da Hastal'da Osmaniye İstasyonu inşa edildi. Yeni iletişim yöntemleri devletin haberleşme olanaklarını ve iktidar alanını genişletiyordu. Fakat bir ölçüde bireylere ya da devlet dışı kurumlara da bir alan sağlıyordu. Savaş başladığı sırada bazı sefarethanelerde, okullarda, şirketlerde, hatta apartman dairelerinde devletin tehlikeli bulup toplatmaya çalıştığı cihazlar vardı. İstanbul'da yine elektromanyetik dalgalar üzerinden bilinen ilk konuşmalı, müzikli yayın denemelerine imza atanlar da bireyler oldu. Radyo ya da o zamanki daha yaygın adıyla telsiz telefon dünyada 1920'lerde yaygınlaşmaya başlamıştı. En geç 1923'te İstanbul'da da bu konuda adımlar atıldı. Kimya hocası Rüştü Uzel, başarısız pek çok denemeden sonra Çapa Muallim Mektebi'nin bodrumundan 2 kilometre mesafedeki Darülfünun'un konferans salonuna sesleri iletmeyi başardı. Salondakiler bir kısmını Rüştü Bey'in imal ettiği, bir kısmı belki işgal döneminde İstanbul'a getirilmiş olan tertibat sayesinde bir konuşmayı ve bir zeybek türküsünü hoparlörden dinleyebildiler. Bundan bir yıl sonra 1924'te Beyoğlu'na gidenler, Baker mağazasının üst katında kulaklıkla telsiz telefon dinleyebiliyorlardı. Kısa bir süre sonra bu cihazları satın alıp eve kurmak da mümkün olacaktı. Türkiye'de henüz düzenli bir yayın yoktu. Radyo o dönem Paris'ten, Berlin'den konserler, tiyatrolar, haberler, nutuklar dinlemek isteyenler içindi. Radyo şirketlerinden birinin İstanbul'da yayınları iyi çekecek bir tesis kurmasından bahsedilmeye de başlanmıştı. Ancak idareciler açısından bakıldığında radyoların eğlence yerlerinde, evlerde çoğalması, dışarıdan denetlenemeyen bir haber akışı ve kültür ithali anlamına gelebilirdi. Aynı zamanda yeni kurulmuş olan ve arka arkaya inkılaplar yapan devletin de sesini içeride ve dışarıda duyurmaya ihtiyacı vardı. Böylece 1925'te telsiz tesisi hakkındaki kanun çıkarıldı. Telsizle iletişim ve yayın için devletten ruhsat alma şartı getirildi. Yayınlar için gereken altyapı işini devlet üstlendi ve bunun için bir Fransız şirketi seçildi. Ankara'da Baba Harmanlar'da bir istasyon kuruldu. İstanbul'da ise bugünkü Hastal'da savaş zamanı Almanların yapmış olduğu Osmaniye Telsiz Telgraf İstasyonu yenilendi. Şimdi sıra düzenli yayınlara geçmeye ve radyoyu yaygınlaştırmaya gelmişti. Bu işi yerli bir şirketin üstlenmesi uygun görüldü ve radyo işletmeciliği imtiyazı Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi'ne verildi. Şirket kurma fikrini ortaya atan ve şirketin idare müdürlüğünü de üstlenen gazeteci Sedat Nuri Bey'di. Kuruluş aşamasında şirkete dahil ettiği Hayrettin Bey, amatör radyo merakıyla tanınan biriydi.
radyo konusunda Atatürk'le ilk görüşenlerdendi. Sedat Nuri Bey'in teklifi kabul edildikten sonra sermayeyi hükümetle bağlantılı isimler ve kurumlar sağladı. Aralarında milletvekilleri, İş Bankası ve Anadolu Ajansı bulunuyordu. Devletle şirketin bu iç içeliği programların içeriğini de belirleyecekti. Türk Telsiz Telefon Şirketi'nin girişimiyle ilk olarak İstanbul Radyosu yayına geçti. Kaynaklar genellikle 6 Mayıs 1927'yi ilk yayın tarihi olarak veriyor. Buna karşılık şirketin yayınladığı ve pek az incelenmiş olan haftalık bültene bakılırsa durum biraz farklıydı. Telsiz adındaki Türkçe ve Fransızca yayınlanan bu bültene göre ilk denemelere Osmaniye'de kurulan bir stüdyoda 1927'nin Mart ayında başlanmıştı. Nisan'da ise İstanbul'da Büyük Postane'nin üst katındaki stüdyo faaliyete geçmişti. Sanatkarlar burada ilk konserlerini 19 Nisan 1927'de verdiler. Radyonun kuruluş tarihi olarak hafızaya yerleşmiş olan 6 Mayıs'ta ise Galatasaray Lisesi hocalarından Profesör Bonafos'un Türk İnkılabı başlıklı bir konferansı yayınlanıyordu. Kısa bir süre sonra Ankara Radyosu da yayına başladı. Radyonun bir işlevi hükümetin sözünü halka duyurmaktı. Anadolu Ajansı'ndan gelen haberlerin okunduğu kuşaklar, halk arasındaki deyimle ajanslar bu bakımdan önemli araçlardı. Devlet adamlarıyla ilgili haberler, konuşmalarının naklen yayınlanması ve milli günlerdeki canlı yayınlar zamanla programın önemli bir parçası haline gelecekti. İstanbul Radyosu faaliyete başlamasının üzerinden çok geçmeden bu alanda ilk adımını attı. Atatürk'ün Cumhuriyet'ten sonra İstanbul'a geldiği ilk gün 1 Temmuz 1927'de özel yayına geçildi. Radyosu olanlar o günün ayrıntılarını spiker Sadullah Bey'in heyecanlı sesinden dinlediler. Telsiz dergisinin tarifiyle Sadullah Bey, tayyarelerin gürültülerini, Ertuğrul Yat'ı adalar önüne geldiği esnada büyük münciyi selamlayan büyük küçük yüzlerce vapurun düdük seslerini, muhtelif mevkilerden atılan topların sedalarını, şehir dahilinde mütemadiyen gidip gelen otomobillerin kornalarını radyo vasıtasıyla nakletmişti. Radyo, devlet adamlarının konuşmalarını naklen yayınlamaya hep devam etti. Bazı milli bayramlar sırasında da kutlamalar canlı olarak anlatıldı. Her evde radyo olmadığı için bu gibi önemli durumlarda meydanlara, halk evlerine, hatta lokanta, kafe gibi özel işletmelere hoparlör tertibatı kuruluyordu. Böylece örneğin 1933'te Ankara'daki Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları sırasında halk hatiplerinin konuşmaları radyo çeken Anadolu şehirlerinde de dinlenebildi. Bu hoparlörler ülkedeki kültürel dönüşümü geniş kitlelere belletmek, benimsetmek için de bir araçtı. On binlerce insan 1932'de Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da toplandığında Türkçe okunan Kur'an ve tekbirler canlı olarak radyodan da yayınlandı. Bu özel yayınlar dışında günlük akışta müzik çok büyük bir yer tutuyordu. Canlı konserler İstanbul'da, Osmaniye'de yerleri halı, duvarları ve tavanı saman kaplı stüdyoda başlamıştı.
caz, türküler, klasik batı müziği baştan beri vardı. Alaturka Musiki de 1926'da müzik eğitiminden çıkarılmış olmasına rağmen radyoda çalınıyordu. Bununla birlikte Türk müziğinin nasıl ıslah edileceğine dair yazılar çıkıyordu. Alaturka'nın yeni ulustan beklenen ruhla bağdaşmadığı zaman zaman dile getiriliyordu. Kültür devriminin bir parçası olarak Avrupa'yı ve asri bir Türk müziği yaratmak gerektiği düşünülüyordu. 1934'te merkezi bir kararla daha radikal bir adım atıldı ve radyoda Alaturka yasaklandı. Fakat yasak kalıcı olmadı. İletişim araçlarının iki yönlü işlevi bu konuda da kendini göstermişti. Radyo, hükümetin kültür politikalarını yansıttığı gibi aynı zamanda dinleyicinin yaklaşımını da ortaya koyabilen bir mecraydı. Radyo idaresi sık sık anketler düzenliyordu. Yurt içinden ve yurt dışından gelen dinleyici mektupları da eğilimlere işaret ediyordu. Ayrıca radyonun yurt dışında alternatifleri de vardı. Nitekim yasaktan sonra Alaturka sevenlerin Mısır radyosunu dinlemeye başladığı kısa sürede anlaşıldı. Bir süre sonra da yasak kalktı. Sanatkarlar, seyirci gramofondan müzik dinletiliyor sanmasın diye uzun uzun çalgılarını akort ederek çalmaya devam ettiler. Radyo programı zaman içinde yabancı dil dersleriyle, spor karşılaşmalarının naklen yayınlarıyla da zenginleştirildi. Radyoları işleten Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi'nin 10 yıllık imtiyaz süresi 1936'da doluyordu. Dışarıdan bir göz, ilk bakışta devletle radyonun uyum içinde ilerlediğini düşünebilir, işbirliğinin devam edeceğini tahmin edebilirdi. Fakat böyle olmadı. Devlet 1936'da imtiyazı uzatmamaya, işletmeciliği de üstlenmeye karar verdi. Bunun birden fazla sebebi vardı. Şirketin temel gelir kaynakları baştan belirlenmişti. Bir kısmını devlete vermek kaydıyla radyo dinleyicilerinden yıllık bir abonelik ücreti alıyordu. Radyo satışlarından da belli bir payı vardı. Fakat geçen 10 yıl içinde dinleyici sayısı beklenen seviyeye varamamıştı. Özellikle İstanbul'un altyapısı yetersiz kalıyor, şirket altyapıyı geliştiremiyordu. Programa sokaktan gelen sesler, cızırtılar, başka radyolar karışıyor, yayınlar ancak dar bir alana ulaşabiliyordu. İkinci sorun, ruhsatsız radyo kullanıcılarıydı. Şirket bu konuda devletten destek görmüş, bir takım baskınlar yapılmış, evlerden cihazlar toplanmış fakat köklü bir çözüm bulunamamıştı. Mali tablo iyice bozulunca devlet yıllık 10 bin lira yardıma karar verdi. Şirket kendine ayrıca yabancı bir ortak buldu. Fakat durum pek değişmedi. Böylece imtiyazın dolduğu yıl 1936'da devlet radyo yayınlarını kendi bünyesinde devam ettirmeye karar verdi. İlk iş olarak radyo altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar başladı. Hükümet merkezi olarak Ankara Radyosu'nun güçlendirilmesi öncelikliydi. Ankara'da Etimesgut'ta iki radyo istasyonu kurulmasına karar verildi. Ankara Radyosu'nun bugünkü binası hizmete açıldı. İstanbul Radyosu ise tatil edildi.
Ancak altyapısı geliştirildiğinde ve 5 kW'daki yayını kuvvetlendirildiğinde açılacaktı. Bundan kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Ankara Radyosu artık Türkiye Radyosu olarak yayındaydı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ajanslar apayrı bir önem kazanmıştı. Bunun dışında jimnastik saati, kahramanlar saati, çocuk programları, savaş koşullarında patatesten ekmek yapma tarifleriyle savaş geçti. Bu sırada İstanbul'da bazı çalışmalar yapıldıysa da tatmin edici olmadı. Savaş ekonomisi yatırımları güçleştiriyordu. İstanbul Radyosu 1943'te birkaç aylık bir deneme yayını yaptı ve tekrar kapandı. Radyo dergisine göre sebep giderilemeyen teknik mahsurlardı. 1944'te yeni radyo istasyonlarının kurulması için bir kanun çıkarıldı. Böylece savaşın bitiminde 1945'te İstanbul Radyo Evi tekrar gündeme geldi ve hem bina hem yeni vericiler için hummalı bir faaliyet başladı. Binanın projesi yerli mimarlara açık bir yarışmayla belirlendi. 11 Kasım 1945'te temeli atıldı. İlk başta inşaatın hızı görenleri şaşırtıyordu. Fakat faaliyet ilk yılın sonunda yavaşlamaya başladı. 1947'de teknik donanım için çağrılan Amerikalı uzmanların seçilen yeri uygun görmediği rivayetleri dolaşmaya başlamıştı. Yayının hep parazitli olacağı, caddenin gürültüsü yüzünden stüdyolarda çalışılamayacağı konuşuluyordu. Bu yüzden binanın otele dönüştürüleceği dedikodusu da bu sıralar çıktı. Bu görüntüler işte bu söylentilerin gazete sayfalarına yansıdığı sıralarda çekildi. Sonra aynı gazeteler tahsisat bittiği için inşaatın durduğunu yazdılar. Sorun yine ekonomikti. Faaliyet bir süre sonra yeni ödeneklerin ayrılmasıyla tekrar başladı. Kablo döşeme işi ve Ümraniye'deki vericinin yollarının asfaltlanması için ihaleler bir yıl sonra açılabildi. Bir Amerikan firmasının teknik donanımını tamamlamasıyla İstanbul Radyosu uzun bir aradan sonra 19 Kasım 1949'da faaliyete geçti. Bina 1930'ların ilk yarısında belediyenin istimlak ettiği Surp Agop Ermeni Mezarlığı arazisi üzerinde eski sipahi ocağının yanına yapılmıştı. 1950'de aynı arazide radyo evinin arkasında kalan kesimde bir de otel inşaatı başladı. Birkaç yıl önce dolaşan dedikodular bir bakıma doğru çıkmış sayılabilirdi. Böylece Surp Agop bir semt adı olarak unutuldu. Genişletilmiş bir cadde, aralarında radyo evi, otel ve bazı askeri yapıların da bulunduğu modern binalarla Taksim Harbiye arasındaki kesimin yeni şehircilik anlayışına göre dönüşümü tamamlanmış oldu. Ümraniye'deki verici de başka bir dönüşüme yol açtı. Burası o zamanlar eski bir muhacir köyüydü. Verici ile başlayan hareketlilik köyün dışarı ile ilişkisinin ilk adımı oldu. Radyo yalnız dalgalarıyla değil, mevcudiyeti, binalarıyla da dönüşümün bir aracı oldu. Bu film nerede çekildi?
İstanbul'da, Harbiye, Ümraniye ve Rumeli Hisarı'nda. Bu film ne zaman çekildi? 1947-1949 yılları arasında. Bu filmi kim çekti? Kaynaklarda filmlere dair bir bilgiye rastlayamadık. Bu filmdeki olay nedir? İstanbul Radyo Evi'nin ve Ümraniye'deki verici istasyonunun inşası.